Diyetisyen Eda Ünal 70 santigrat derece üzerinde tüketilen pekmezenin kanserojen madde ürettiğini söyledi. Diyetisyen Eda Ünal, pekmezin insan vücuduna olan yararlarından bahsederek doğru tüketim ve doğru saklama koşulları uygulanmazsa şifalı bu ürünün zararlı olabileceğini belirtti. Ünal, 70 santigrat derece üzerinde tüketilen veya 70 santigrat derece üzerinde sıcaklığa maruz kalan pekmezin kanserojen madde ürettiğini söyledi. Pekmez geçmişten beri sıklıkla kullanılan, günümüze kadar gelen şifalı bir besindi. Dut, üzüm, keçi boynuzu gibi birçok yiyecekten üretilen tatlı içeriğe sahip, tatlı bir tada sahip bir besindi. İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral sayesinde aslında vücudunuz için çok çok yararlı bir besin. Özellikle kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi içeriğe sahip olan pekmezi aslında biz birçok şey için kullanıyoruz. Özellikle çevremizde duyduğumuz kansızlık, yani anemi durumunda sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği kalsiyum ciddi anlamda kemik ve diş gelişimine yardımcı olmayı sağlıyor. Aynı zamanda demir tutulumunu sağladığı için de kansızlık durumunun önüne geçiyor. İçerdiği potasyum sayesinde de tansiyonun dengede kalmasına yardımcı oluyor. Bunun haricinde içerdiği antioksidan sayesinde de bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde pekmezi sıklıkla tercih edebiliyoruz. Ancak önemli bir nokta var. Pekmez içerdiği yüksek miktarda karbonhidrat ve kalori içeriğinden dolayı porsiyona dikkat ederek kullanmamız gerekiyor. Özellikle bizim aslında gelişim çağında olan çocuklarda veya işte bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yetişkinlerde de kullandığımız bir besin. Sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde 1 veya 2 yemek kaşığı uygun porsiyon olarak görüyoruz. Küçük çocuklarda da 1 veya 2 tatlı kaşığı şeklinde tüketilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına olmasından ziyade daha çok aslında kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyebileceğimiz şekilde oluyor. Aslında yapılan bazı çalışmalarda aç karnına sindirim enzimlerinin daha iyi çalışması ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde pekmez kullanımı ile ilgili birçok çalışma olsa da yine de şeker oranı yüksek olduğu için uygun protein içeriğine sahip bir öğünde ekleme yapılması bizim adımıza daha iyi oluyor. Özellikle küçük çocuklarda yenilen yiyeceklerde şeker kullanmak yerine biz pekmezi bir tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine, meyvelerin üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz. Pekmez içerik olarak oldukça şifalı, kullanırken de saklama koşullarına ve pişirme şeklinde kullanmamıza çok dikkat etmeliyiz. Özellikle ev yapımı olan pekmezi biz kapalı bir odada, güneş görmeyecek bir şekilde, ağzı kapalı bir şekilde saklamalıyız. Eğer dışarıdan marketten aldığımız bir hazır pekmez kullanıyorsak bunu da buzdolabında açıldıktan sonra saklama durumuna geçirmemiz gerekiyor. Yediğimiz yiyeceklerde kullanacağımız zaman da yüksek sıcaklıklarla karşılaşmamasına çok dikkat etmeliyiz. Çünkü pekmez 70 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkta kullanıldığında kanserojen etki gösterebilecek maddeler oluşturuyor. O yüzden buna çok dikkat etmekte fayda var.